Gerçekten kin beslemiş olmalılar ki diyor ve ekranda kupaya çalanı görüyoruz arkadaşlar. Tamam, kupayı kimin çaldığı belli oldu ama kupayı çalan kişi neden çaldı? İşte yeni bir gizem daha başladı. Evet, buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada yukarıda bir takvim görüyoruz. Burada bir takvim var ama bu neyin tarihini veriyor? Neyin tarihini verdiğini zaten bizlere bu hafta içerisinde Brawl Stars resmi hesabı açıklamıştı. Hepinize selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır kupayı kim çaldı şeklinde animasyonları inceliyoruz. Evet, kupayı çalan belli oldu. Muhtemelen birçoğunuz kapak fotoğrafındaki gibi kupayı Bell'in çaldığını düşüneceksiniz ama gerçekten ilk başlarken animasyonu izlerken ben de öyle düşündüm. Fakat kupayı çalan Bell değil. Bell aslında kupayı kimin çaldığını açık açık bizlere gösterdi. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olup videoya da bir tane like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz ve gerçekten ama gerçekten de çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Hadi o zaman şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikli olarak videomuzu biliyorsunuz ki Brawl Stars e-spor sayfasından izleyeceğiz. Eylül finallerinin yapıldığı canlı yayında gösterildi. Yani kupayı kim çaldı şeklindeki animasyon burada gösterildi. Fakat ilginç bir durum daha var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine aynı Brawl Stars e-spor sayfasında bir ilk gösterim var. Yani ben bu videoyu çekerken 19 saat vardı. Siz izlerken muhtemelen daha kısa bir süre kalacak ama yine bunu da tabii ki sizlerle beraber izleyeceğiz. Fakat yani bu niye böyle oldu bunu bilmiyorum. Yani burada keşke ayrıyetten verselerdi daha güzel olurdu. Sonuç olarak burada herkes açık bir şekilde yayınlanmış ama buranın bir heyecanı kalmadı gibi geldi bana. Ama yine de buradan izlenecektir diye düşünüyorum. Ben şimdi animasyonu sizlerle beraber izleyeceğim. Fakat öncelikli olarak animasyonu full değil de çünkü biliyorsunuz ki sonunda kimin çaldığını burada gösteriyor. Animasyonu önce durdura durdura sizlerle beraber izleyeceğim. Daha sonra yorumlar yapacağız. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince sizlere Türkçe olarak çevirmeye çalışacağım. Animasyonumuza başlayalım. Bunları biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Şöyle sesini kısayım. Bunları biliyorsunuz. Bunlar birinci bölümden en son bölüme kadar, şu anki bölüme kadar özet geçiyor. Yani biz zaten kanalımızda bunların videosuna tepki olarak sizlerle paylaşmıştık. Kendi düşüncelerimizi paylaşmıştık. İşte en son bölümde buydu. Bunu da gidip kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kupayı kim çaldı animasyonunun bütün serileri var bizde. Hepsine de tepki verip kendi fikirlerimizi, teorilerimizi paylaşmıştık. Evet, asıl animasyonumuz geliyor arkadaşlar. I guess you're here for a confession. Heck, I bet you've had me pegged as a trophy thief since episode 3. Had it figured out for a while, didn't ya? Şimdi Bell burada diyor ki arkadaşlar, sanırım itiraf için buradasın diyor. Bahse girerim ki 3. bölümden beri kupa hırsızı olarak beni gördün diyor. Yani 3. bölümden beri dediğim muhtemelen Bell yeni girmişti galiba oyuna. 3. bölümden sonra geldi. Yani bir soyguncu karakter olması sebebiyle de birçoğumuz da Bell'i suçladık. Yani Bell de olabilir diye düşündük. Suçlamak derken hani Bell de almış olabilir diye düşünmüştük. Fakat burada Bell diyor ki yanlış diyor, yanıldınız diyor. Yanıldınız. Yani ben yapmadım gibilerinden bir şeyden bahsediyor. Bakalım devamında ne diyor. Come on. If it was me, there wouldn't be a gold coin left in that safe. Hadi ama diyor, ben olsaydım diyor oradaki kasada bir tane bile altın bırakmazdım diyor. Gerçekten de öyle, sadece kupa gitmiş. Altınlar, elmaslar, orada ilk bölümde hatırlarsanız ki bir motor yağı vardı, gaz vardı. Orada diyor ki ben olsaydım kupayı çalan diyor orada bir tane bile altın bırakmazdım diyor. Indulge me. Yeah, hacking the security system? Genius. Plus their kit was real high tech. Ve burada da diyor ki arkadaşlar, evet kahretsin, gerçekten güvenlik sistemleri en son teknoloji ürünüydü diyor. Yani oradaki teknolojik sistemi zaten yine ilk bölümde de hatırlıyorsunuz ki inanılmaz güvenlikli bir ortamdan o kupa nasıl çalınabilir diye sorduğumuzda Bell de zaten şu an diyor ki gerçekten inanılmaz yüksek güvenlik sistemleri vardı diyor. Şimdi arkadaşlar burada bahsettikten sonra kupayı kimin çaldığını gösteriyor. Yani bu son ekranımız aslında ve buradaki bir bıçak ve bir gaz yağı, yani motor yağı gibi bir şeyin damladığını oradaki piçtiden görüyoruz. Ve bunu göstererek de Bell diyor ki evet, o motor yağı sızıntısı beni biraz rahatlattı diyor. Yani benim üzerimden aldı gibilerinden bir şey söylüyor. Hani herkes beni düşünüyordu ama oradaki motor yağını görmeleri bunun benim yapmadığımı belli ediyor gibilerinden bir şey söylüyor. Tabii ki bunu söylemiyor ama baktığımız zaman burada evet diyor, motor yağı sızıntısı beni biraz rahatlattı bu anlama getiriyor. İşte ekran tam dönerken
gerçekten kin beslemiş olmalılar ki diyor ve ekranda kupaya çalanı görüyoruz arkadaşlar. Benim çocuğum olmadığına sevindim diyerek kupayı Jesse'nin çaldığını bizlere söylüyor arkadaşlar. Şimdi aslında burada bambaşka bir gizem daha başladı. Kupayı kimin çaldığını gördük tamam ama yeni başlayan gizem ne? İşte yeni gizemi de birazdan görüyoruz. Burada da diyor ki arkadaşlar Jesse kupayı çaldı ama neden? Neden çaldı kupayı? Ve devamında da gördüğümüz gibi arkadaşlar gelecek ayı bekleyin. Yani gelecek ayda artık kupayı Jesse neden çaldı şeklinde açıklayacaklardır diye düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yani tamam kupayı kimin çaldığı belli oldu ama kupayı çalan kişi neden çaldı? İşte yeni bir gizem daha başladı. İnanılmaz şekilde giden bir animasyon görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada duvarda yazan bazı şeyler de vardı aslında. Şimdi onlara da bakalım sizlerle birlikte. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar şimdi arka planlara bakıyoruz ama burada kullanılan araçlar tool used. Yani modified laser, modifiye lazer. Bakın lazeri burada gösteriyor. Yani tamam bunu Jesse kullandı ama burada da bir elmas kesme, cam kesme artık makinesi mıdır nedir ondan bahsediyor muhtemelen. Ve onun dışında arkadaşlar burada dikkat çeken bir şey var, gördünüz mü bilmiyorum ama you are invited yazısını görebiliyoruz buraya. Sen davetlisin şeklinde bir durumu da görebiliyoruz. Hatta şu ipleri biliyorsunuz ki biz bir Brawl Stars'ın resmi hesabı tarafından paylaşılan fotoğrafta da görmüştük gerçekten. Şimdi buraya baktığımız zaman burada nail polish yazıyor. Yani tırnak cilasından bahsediyor arkadaşlar. Burada bare feet yani yalın ayak. Burada small feet küçük ayak mı demek abi? Bu small feet küçük ayak demek herhalde. Ondan bahsediyor. Yani ayak küçük. Buradaki iz küçük. Zaten Jesse de küçük arkadaşlar. Jesse yani yavaş yavaş artık baktığımız zaman ayak izlerini de ölçtüğünüz zaman bir çocuğa ait ayak izi ve Jesse'ye ait olduğunu zaten kanıtlarla burada göstermişler. Bir de arkadaşlar burada bir tane takvim vardı. Evet buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada yukarıda bir takvim görüyoruz. Bakın buradaki takvimi gördünüz mü bilmiyorum ama burada bir takvim var. Ama bu neyin tarihini veriyor? Neyin tarihini verdiğini zaten bizlere bu hafta içerisinde Brawl Stars resmi hesabı açıklamıştı. İşte onun tarihi birazdan ona da bakacağız arkadaşlar. Burada Byron'la alakalı Byron Snake Oil diyor. Red Floating String yani kırmızı bir ipten mi bahsediyor? Kırmızı ip demek galiba burada. Burada da bankayla alakalı bir şeyler yazıyor yanılmıyorsam. Yani Bell'in sanki yine bir soygun planı gibi bir şey ama kupayı Bell çalmadığı için artık burası önemli midir değil midir ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Burada ilk bölümden beri bir simge. Şimdi nasıl kötü olunur kitabını kıza ver. Şimdi arkadaşlar kupa çalındı tamam. Jesse çaldı. Burada söylenilene göre öyle ama şimdi kitabı Jesse'ye veriyorlar. Jesse'yi kötü yapmaya mı çalışıyorlar? Artık ne yapmaya çalışıyorlar? Gerçekten ilginç bir durum var. Dark Lord Spike vardı. Virüs 8 bit vardı. Arch William B vardı ve kötü cin vardı arkadaşlar. Bunlar Jesse'yi bir şekilde artık kötü olmaya teşvik ettiler gibi bir şey oldu. Buraya baktığımız zaman burada Albayraus, Amber. Abi bu kim olabilir? Bu Colt mu? Şimdi Colt olabilir mi? Farklı bir isim. Hani Colt'un yeni gelen kostümü vardı ya, Brawl Pass sezon özel kostümü. O mudur? Farklı bir isimdir. Artık bu kimdir bilmiyorum. Bu konuda fikri olanlar yazsınlar arkadaşlar. Şimdi takvime bir yakınlaştırırsa eğer. Yani burada takvimi muhtemelen göstermiyor ama az önce gördüğüm kadarıyla da orada dünya şampiyonası finallerinin tarihi yazıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Brawl Stars resmi hesapları da zaten bunu paylaşmıştı bizlerle. Romanya'nın başkenti Bükreş'te olacaktı. 26-28 Kasım tarihleri arası Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünya finallerini, dünya şampiyonası finallerini izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dünya şampiyonası finalleri Eylül, Ekim, Kasım. Artık yavaş yavaş finale gider miyiz? Yani bu dünya şampiyonasında finalde artık ne olduğunu açıklarlar mı? Neden çaldı? Yani Dark Lord Spike vardı az önce anlattığım işte karakterlerimiz. Neden öyle yaptılar? İşte Jesse zaten burada yuvarlak içerisinde alınmış. Pam'in üzeri karalanmış. Burada Nani'yi zaten çıkartmışlar. Yani benim anladığım kadarıyla burada Nani, Pam ve Jackie. Bu Jackie'dir diye düşünüyorum. Evet Jackie herhalde. Bu gruptan şüphelenilmiş herhalde. Çünkü Jackie'nin üstü karalan çarpı koyulmuş. Nani'nin üzerine çarpı konulmuş. Yani Junker Family'den şüphelenilmiş. Baş şüpheliler Junker Family'ymiş muhtemelen. Buraya baktığımız zaman da Jesse'yi bir şekilde yani Bell bize söyledi ama önümüzdeki ay neden çaldı bana göre daha da bir merak uyandıran bir durum oldu. Şahsen burada Jesse
Jesse tahminleri çok fazlaydı. Jesse tahmini yapan arkadaşlarımız çok fazlaydı. Kendilerini tebrik ediyorum. Jesse olabilir mi diye ben hiç düşünmemiştim. Açıkça söylemek gerekirse ben hep yeni gelecek bir karakter olabilir diye, Brawl Stars o şekilde gizem yapıyor olabilir diye düşünmüştüm ama Jesse tahmininde bulunan arkadaşlarımızın hepsini de gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Güzel tahminlerdi ama Belle gerçekten çok fazla kafa karıştırdı. Bir soyguncu karakter olması sebebiyle çok kafa karıştırdı. Şimdi bir animasyonun sonuna da yavaştan bir gidelim arkadaşlar. Şimdi biz zaten söylemişlerdi. Kötü nasıl kötü olunur? Kitabını kıza ver şeklinde söylemişlerdi. Bir kız savaşçı olabilir diye çok fazla düşünmüştük arkadaşlar. Kız savaşçılarımızın arkada kalması tabii ki en son sorgu durumundan sonra da oklar bir nevi de Belle, Colette ve Jesse'nin üzerinde çevrilmişti. Sonuç olarak kupaya çalan kişi Jesse çıktı. Peki neden çalmış olabilir? Yani buraya baktığımız zaman kupayı Jesse çaldı. Ama neden? Yani bu konuda bir fikirleriniz, bir düşünceleriniz varsa eğer lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben de hepsini teker teker okuyacağım. Çünkü gerçekten bu konuda sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. En başından beri sizlerle 7. bölüme kadar geldik. Bu 7. bölümde yani bir teorimiz vardı, fikrimiz vardı, tahminlerimiz vardı. Mutlaka sizin de olacaktır. O sebeple arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, video kaç dakika oldu gerçekten bilmiyorum. Uzun olduysa da gerçekten hepinizden özür diliyorum. Ama bu animasyon serisi gerçekten bizim çok ilgimizi çekiyor. Bu tarz animasyon serilerine işte önümüzdeki ay bir tane daha gelecek mesela. Onun da bu tarz videosunu isterseniz destek amacıyla kanala abone olup bir tane de like atmayı unutmayın. Tabii ki bildirim tuşuna basıp da oradan bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.